Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve Lale Gül FM dinleyenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yeni bir tarih ve insan programında daha sizlerle birlikteyiz. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Vallahi teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Allah razı ee, olsun. Fransa'dan geliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Doğru. Nasıl oralarda havalar? Vallahi gayet güzel de havalar. Burada biraz yağmurlu ve soğukmuş biz gidince. Evet. Fransa'da Metz'deydik. Metz. Metz şehrinde. Evet. Havalar gayet güzeldi. Çok güzel de bir program oldu. 3 4 günlük bir kitap fuarı daha doğrusu kültür expo kültür fuarı evet. kitap da bunun bir parçası. Tabii. Hem sohbet ettik, hem muhabbet ettik. Hem konferans verdik, hem kitap imzaladık ve hem de selam getirdik Mustafa Bey. <laughs> Aleykümselam. Lalegül ailesine de selamlar geliyor gittiğimiz yerlerden. Allah razı olsun getirenden götürenden. Sağ Amin. olsunlar. Yani dostlar yalnız Bırakmıyorlar. Fransa Metz'de de. Evet. Çok güzel. Dostlarımız maşallah. her yerde var maşallah. Maşallah güzel. Yani çok büyük bir şehri mi bu Fransa'nın yoksa? Yok, yani normal işte 200 bin civarında 150-200 bin, bin o aralarda. Evet. Hatta belki o kadar bile yok yani. Evet. Avrupa'da çoğu şehrin nüfusu aşağı yukarı bu baremde yani evet. 200-300 evet. bin, 400 yani. bin. E şimdi öyle olunca da tabii yani şehirde bir böyle ferahlık ister istemez evet, oluşuyor evet. yani. Evet. Yani ciddi ferahlık hissediyorsun evet. yani sanki Kalabalık. biz de bir anadolu köyüne gitmiş gibi hissediyorsun kendini. Avrupa'nın böyle bir sessizlik tarafı da var hmm. şehirlerde. Büyük olmayan şehirlerde araba korna sesi yok, sessizlik hakim. Ya gerçekten bazen diyoruz ya bizim özelliklerimizi almışlar bazı noktalarda diye. Mesela bizde de şehirlerimizde çok büyük sessizlik hakim olurdu. Bağırışma çağrışma olmazdı. Şimdi araba yani her türlü böyle sesler Korna sesleri, düdük sesleri, insan sesi. Ya gerçekten bizde büyük bir çirkin bir ses şeyi evet, var. Kakafoni diyorlar değil mi? Evet Böyle, yani. Ya şimdi bizim stüdyomuz Bağcılar'da. Bağcılar'a da göbeği diyebileceğimiz bir yer yani. Akşama kadar gerçekten trafik gürültüsü, o korna, evet. klakson sesleri yani. vesaire epey rahatsız ediyor yani. Evet. Böyle huzurlu bir sessizlik, sakinlik istiyor insan <laughs> Aynen. ama o maalesef yok. Böyle bir keşbekeş keş durum yaşanıyor ne yazık ki. Evet. Ee, ama sanki ne toprağımız, hani yüz ölçümümüz mü müsait değil rahat rahat şehirler kurabilmeye. Aslında müsait, Abi müsait ama niyeyse yani. öbek öbek bir, bir yere toplanmışız yere toplan. yani böyle. <laughs> Hele ki İstanbul. Evet. Ee, dolayısıyla böyle bir kalabalık var. Allah razı olsun hocam, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi biz tabii geçen hafta Osmanlı haremi i Hümayununda hayat nasıl yürüyordu, nasıl yaşanıyordu bunu öğreniyorduk hocamızdan ama tabii yarım kalan pek çok konu başlığı oldu. Biz de bu hafta konuşalım dedik. Sizler de tabii bize WhatsApp'tan yazabilirsiniz her zaman unutuyorum. Programın başında ifade edeyim bu kez değil mi hocam? Evet. Geç kalmasınlar yani. Doğru. Programımızı nasıl izlediğinizi, takip ettiğinizi fotoğraflayıp bize gönderirseniz arkadaşlarımız bu fotoğraflardan güzel bir kolaj yapıyorlar. Yani bir efendim albüm şeklinde bir video hazırlıyorlar. Biz de burada ikinci bölümün başında hep beraber izliyoruz. Güzel de oluyor, keyifli de oluyor. Dolayısıyla siz de efendim fotoğraflarınızı bize gönderebilirsiniz. İlla hani soru sormak zorunda da değilsiniz. Ya da bir mesaj göndermek zorunda değilsiniz. Fotoğraflarınızı çekip gönderebilirsiniz. Tarih ve insanı nasıl takip ediyorsunuz e, görmek istiyoruz açıkçası. Diyelim ve Osmanlı'da haremi i Hümayun'un da e, kalan, diğer sorularla devam edelim. Mesela padişahların evliliği çok merak ediliyor hmm, hocam. Evet. bu evlilikler nasıl gerçekleşiyordu? Düğünleri vesaireleri oluyor muydu? Oluyorsa nasıl oluyordu? Yani bugün mesela İngiltere'de işte bir şey oluyor. Allah dünya basını kitleniyor filan böyle. İşte şöyle mi olacak? Böyle mi olacak dedikodular basına bir sürü haberler, şunlar, bunlar filan ee, işte dünyanın neredeyse bütün liderlerine davetiyeler göndermeler falan. E şimdi e, Osmanlı e, devleti Aliyeye de yani sonuçta e, ne oluyor, ne bitiyor, tabii. herkes çok ciddi anlamda takip ediyor. Ama tabii biz sonuçta e, muhafazakar, mütedeyyin bir kültürün e, efendim. Deva, evlatları olduğumuz için yani bizimki belki öyle çok daha böyle e, cihan aleme yani ilan edilen ya da şatafatlı geçen bir evet. şey olmayabilir belki ama merak ediyoruz yani evet. padişahlar, şehzadeler nasıl e, evleniyorlardı, onlara eş olarak seçimler ya da nasıl talipler evet. nasıl gerçekleşiyordu merak ediyoruz. Şimdi Mustafa Bey tabi adı üstünde düğün. En sevinçli günlerden bir tanesi evet. normal olarak e, bunun e, hem insanlara duyurulması hem de gerçekten bir tören neticede evlenecek olan da padişahın oğlu yani ve müstakbel padişah o evleniyor. Şimdi Osmanlıların bu şehzadelerin düğünleri aslında e, bir değişim iki türlü bir evlilik noktası cereyan ediyor. Yani belli bir döneme kadar evlilikler gerçekten bazen gösterişli, bazen az, az gösterişli ama mükemmel düğünlerle yapılıyor. Fakat bir dönemden sonra tamamen başka bir şekle dönüşüyor. Yani hani bazen idarede değişiklikler, bir takım farklılıklar olur zaman içerisinde. Aynı şeyi düğünlerde de görüyoruz. Şimdi bir işte Yavuz Sultan Selim Han'a gelinceye kadar Fatih'e gelinceye kadar bir düğünler var. Bir de sonrasında var. Sonrasında nasıl oluyor evlilikler? Bunları ikiye ayırabiliriz biz. Şimdi başlangıçta kimlerle evleniyor şehzadeler? Genelde e, padişah olacak şehzadelerin e, eş namzetleri iki türlü seçiliyor. Bir Anadolu beylerinin kızları alınıyor. O zaman Osmanlı bir beylik ve komşu beylikler var. Bu beyliklerden kız alıyorlar. Kimden itibaren? İşte e, Orhan Gazi'den, Murad V'den, Vendigar'dan itibaren. Bu beylerin kızlarını alıyorlar. İkinci Balkan prenslikleri ki onlarla irtibatlar başlıyor daha Orhan Gazi'den itibaren. Çünkü Osmanlılar Rumeli'ye geçiyor ve orada işte Bulgar Krallığı, Sırp Kralı bunlarla komşuluklar başlıyor. Bunlarla akrabalık kuruyorlar. Dolayısıyla şehzadelerin e, gelin namzetleri bu iki türlü. İşte bunlarda kim var? Bizans kralının kızıyla evlilik var. Sırp kralının kızıyla var. Bulgar kralının kızıyla var. Bunlarla evlilikler. Anadolu'da da Anadolu beylerinin kızlarıyla var. İşte Anadolu beylerinin kızlarıyla evlendiklerinde gerçekten şatafatlı düğünler oluyor. Yani bir Osmanlı beyi, iki bir Anadolu'da diğer bir beylik, Candaroğlu Bey, işte Dulkadiroğlu Bey, Karamanoğlu Bey kızı. Şimdi bunlar büyük beylikler. Tabi dolayısıyla diğer beylikleri de beyler de davet ediliyor. Onların komşu beyleri, Osmanlı'nın komşu beyleri bu beylerde davet ediliyor. Akıncı beyleri geliyor. Bunların beyler geliyor yani düğüne. Bunlar çok büyük hediyelerle geliyorlar. Her biri en gösterişli hediyelerle geliyorlar, kendilerinin gücünü e, kudretini göstermesi açısından bu hediyeler büyük önem arz ediyor. Osmanlı e, padişahı onlara şanlarına şereflerine göre uygun hediyeler takdim ediyor. Yani dolayısıyla gerçekten müthiş gösterişli düğünlere e, düğünleri evet. görüyoruz biz. ...bu dönemlerde... ...aynı şey keza... E, ...evet Balkan prenslerinden de... ...aldığında oluyor ama... ...o mikyasta değil... ...yani o ölçüde büyüklüğünler... ...onlarda olmuyor... ...çünkü neticede... ...bir kafir beynin... ...kızını almış oluyor... ...tabii bunlar da önemli bir evlilik... ...hediyeler gidiyor geliyor bir takım ama... ...Anadolu'daki gibi... ...çok daha şatapatlı olmuyor bunlar... ...daha sakin genelde... ...daha sakin geçen düğünler. Şimdi Fatih'ten itibaren ise <laughs> Anadolu beyleri kalmadı artık. Fatih hepsini bitirdi. Evet. Balkanlarda da prenslik kalmadı. Fatih yine hepsini aldı. Yani ne prenslik kaldı, ne beylik kaldı. Osmanlı artık bir imparatorluk oldu. Büyük bir gücü oldu. Bu durumda e, Fatih özellikle cariyelerle evlenme yani saraydaki geçen hafta konuştuk. Sarayda cariyeler var. Çok iyi yetişmiş insanlar bunlar. Güzellikte belli bir güzelliği olan insanlar. İffetli, namuslu, dini bilgileri tamam. Çok iyi eğitilmişler ve evlilik bunlarla oluyor. Şimdi burada tabii bunlarla olunca bunlar da ana yok, baba yok, istemek yok. Valide Sultan seçiyor. ...en iffetlisini, en iyi yetişmişini... ...en kabiliyetlisini, en beceriklisini... ...gelecekte... ...bir padişah anası olacak... ...namzedini... E, ...buluyor, seçiyor... ...ve onu evladına... ...eş olarak e, veriyor... E, ...burada bir düğün... ...artık yok yani düğün söz konusu değil... ...buradaki düğün... ...cariyelerin kendi aralarındaki... ...neşesi, hmm. eğlencesi... ...onlar çünkü orada bir arkadaşları... Padişahın namzede olmuş bir anlamda saray içi düğün diyebiliriz evet. biz buna saray içi neşe saray içi muhabbet Padişah onlara yemek vermesi ziyafetle gerek enderunda gerek burada bunlarla devam eden bir husus Padişahın haremine girmiş oluyor alınmış oluyor dolayısıyla burada çok önemli husus var <laughs> şimdi bir Anadolu beyi Padişahın kızını aldığı zaman, evlendiği zaman yani o beylik Osmanlı'ya yakın oluyor. Belki bir dostane ilişkiler gelişiyor veya padişah onlardan bir kız aldığında bu dostane ilişkiler bazen zirve yapıyor. Bazen de ters hareket oluyor. Padişah ona vurduğu zaman kızı geliyor ağlıyor. Benim ocağımı yıkacaktın. Niye beni oraya verdin diyor. Şimdi Karamanoğlu vurmuş. İkinci Murat da ama çok fena vurmuş Osmanlı toprağını. İkinci Murat da giriyor Karaman toprağına. Karaman Bey'i hemen hanımını gönderiyor. E o da yıkma benim toprağımı diyor. Yani madem beni verdin, buraya gönderdin, şimdi niye evimi yıkıyorsun, hanemi yıkıyorsun? Neticede o da Karaman Bey ile evli. Ondan üç tane evladı var. Yarın onlar çıkacak tahta. Yani bir anne olarak duygusu, bir eş olarak duygusu. Bunu düşünmek lazım Mustafa Bey. Siyaset hep böyle şey gitmiyor. E geliyor, ağlıyor zavallı evet. ikinci Murat da üzülüyor. Hatta e, Murad ve Hıdâvendigarda da böyle durum vardır. Üzülüyorlar. Bırakıyorlar. Ne yapacak? Anlaşma yapıyorlar. Bir daha saldırmasın diyorlar. Biz onu evlat seçtik falan. O da bize saldırmasın, usta dursun falan böyle geri çekiliyor. Merhamet duyguları kafalıyor. Tabi devlet idaresi için baktığımızda bazen zaaf da olabilir bu evet. yani. Zaaf hali de olabilir. Bunlar bir ayrı konu. Balkanlarda ise daha büyük bir siyaset var. Belki zaman zaman konumuz içerisinde geçmiştir. Çünkü mesela Anadolu Beyliklerinde Padişah e, Anadolu Bey'i öldüğünde bizim padi, Osmanlı padişahları falan toprak bizim diyemez. Çünkü Türk'te kıza toprak yok. Hı hı. Değil mi? Yani kızın toprak alma gibi bir hissesi yok. Ama erkeklerin e, hissesi var Avrupa'da. Evet. Balkanlarda kızlara da hisse veriyorlar. Türklerde sadece erkek çocuklarına, orada kız çocuklarına da. Bu çok önemli. Hı hı. Mustafa Bey. Şimdi sırf kralının bir kızı Macar Kralı'nın oğluyla evli. Bir kızı Osmanlı Padişahı'nın oğluyla evli. E şimdi Macar Kralı baba ölünce mirastan pay istiyor. Şurayı bana ver diyor ve veriyorlar. Alıyorlar böyle. E Fatih de diyor ki o zaman Morova Vadisi de benim diyor. Yani bu hakkı var ve bu hukuki. Bunun herhangi bir şey yok. Şurası da benim o zaman diyor nasıl o işte e, şalken hani diyorlar ya kutsal doğu evet. Roma imparatoru falan dededen, nineden, anadan, atadan hep böyle toprakların sahibi oluyor aslında. Evet. Bu yönüyle bakıyoruz. Başka bir durum var. Ve Osmanlılar da bundan istifade ediyorlar. Hak iddia ediyorlar. Vermezse bunu savaş sebebi sayıyorlar. Çünkü malı orada. Tabii. Ama aynısını... Boşuna mı enişteniz olduk diye. <laughs> <laughs> tabii hakkı ya Allah Allah ölüm hak miras helal demişler hocam yani değil mi ama ya, yani şimdi eğer geçen, varsa böyle bir kaide tabii ya, ki hakkı ister mütefekkir kişilerimizden bir tanesi Osmanlı'nın kardeş kalbini tenkit ediyor hmm. diyor ki işte ya diyor şey için öldürtmüşler diyor böyle nizam alem diyorlar şu diyorlar bu diyorlar kardeşlerini öldürtmüşler e diyor o zaman herkes diyor bunu yapar yani belki miras için, belki işte nizamı, intizamı bozuyor diye. Ya Mustafa Bey bak, kız çocuklarına miras yok. Kimse kız çocuğunu öldürmüyor. Kız evet. çocuğu hiçbir zaman benim toprakta hakkım var demiyor. O kız çocuğunun kocası şu toprağı da bana verin demiyor. Erkek çocuklara söylüyor. Ve bu neredeyse bin yıllık, iki bin yıllık bir gelenek, bir örf. Kabul edilmiş bir şey. Devlet üleş sistemi erkek çocuklarının malıdır. Saltanat donun payı var. Bu Osmanlı'da da değişmiyor. Osmanlı'da da mülkü mevrustan yani miras yoluyla intikal eden e, topraklardan erkek çocuklarının hepsinin payı var. Kimse senin payın yok diyemez. Hı. Ve herkes payını almak için isyan edebilir, karşı durabilir. Bunu kimse ayıplamaz. Sadece, sadece rica ederler. Girişme bu işe. Gel bir yerde otur. Biz senin ihtiyacını görelim. Karşı durma. Savaşa girişme. Bunu ederler. Yoksa senin hakkın yok demezler. Bunu neyle çözüyor? Kılıçla çözüyor en sonunda. Öbür türlü böleşiyorsun. Parçalıyorsun, bölüyorsun. Yok ediyorsun. Bundan düşmanların istifade ediyor. Ama 600 yıllık Osmanlı şu tarihinde bir tek kız topraktan pay istedi mi? Bir tek enişte Şurası da benim dedi mi? Söyledi mi? Şimdi bazen böyle ulu orta atıyorlar. Herkes hakkını biliyor yani. Şimdi bugün kız da ister mirastan bir baba öldüğünde erkekse ister. İki aylık çocuğun da hakkı var. İsterse kırk yaşında abisi olsun. Onun da hakkı var. İki aylık çocuğa az vereyim, daha az vereyim diyemez. Senin hakkın neyse onun hakkı da o. Ama devlet olduğu zaman bunları bilmek lazım Tabii. yani. Gerçekten önemli hususlar. Evet. Yani e, ikincisi mesela saraydaki bu evliliklerde sıfır masraf. Hiçbir masraf yok. Ötekinde e, bir evlendiriyorsun kızını, çeyizini düzüyorsun, masraflar ediyorsun. Belki 10 gün, bir 20 ta gün. Ta neredeki beyliğe gidiyor, düğün oradan falan yani böyle yani, bir şey. Ve bu insanlar e, saraya, Osmanlı'ya akraba oluyorlar. Şimdi o beylikler kalktı. E peki bu defa kimlerden kız alacaklar? İleri gelen zenginlerin, ilim adamlarının, şeyhülislamların, devlet adamlarının, şehirlerde üst düzey zenginlerin, mevki makam sahiplerinin kızlarını alacaklar oğullarına. E beş oğlu, üç oğlu, yedi oğlu evlilik yaşına geldiğinde yedi büyük aile saraya namzet olacak. Bunların kızları torunları her birleri saraya akraba olacak. Ee, ne bileyim yine bu insanların şey öldü birisi tahta çıktığı zaman onun en yakınları olacak. Bu defa bunların devletten istekleri olacak. O devlete yakınlıkları olacak. Bunların bir takım davaları belki sıkıntılı dönemler olacak. Şimdi bugün dahi biz bunları incelediğimizde baktığımızda cumhuriyet tarihinde nice sıkıntılarını görebiliyoruz. Değil mi? Tabii, tabii. O damat, hala, teyze, öteki, bereki pek çok sıkıntıları oluyor. Şimdi ne oluyor? Osmanlı'da cariyelerden evlendiği zaman ne kardeşi var, ne anası var, ne babası var, ne akrabası var. Bir tek kız. O da valide sultanı ana biliyor, padişahı baba biliyor ve onun evladıyla kendiyle evleniyor. Böyle bir durum hiçbir bağı yok Başka türlü bir bağı yok. Sarayda yetişmiş bir kız evleniyor. Dolayısıyla da bizim şu bugün gördüğümüz hani entrikaların hiçbirisi olmuyor. Biz bugün rahatlıkla böyle masaya yumruğumuzu vurup yoktur kardeşim entrika diyoruz. Ama onlar şu bahsettiğimiz gibi değil de evlilikler böyle Anadolu insanlarından olsaydı o zaman tek bir kurguya dahi ihtiyaç olmayacak. Yüzlerce entrikayı evet. devlette yaşayacaktık biz. Yüzlerce. Evet. Yani belki de akıllarına bile gelmeyecek. Hepsi yaşanmış olacaktı. Onların Tabii. hepsi yaşanmış yani olacaktı. İşte Türk kızlarıyla evlenmezdi. Osmanlı Türk değildi diye buraya kadar götürenler var yani. Yani ama... o da bir ayrı bir yani, şey. Yani ya kardeşim neyi önlemeye çalışmış ya. burada Osmanlı? Bir defa o tarafı bir düşünse zaten kafası oraya basmış olsa evet. zaten böyle basit ucuz numaralar yapmaya kalkmayacak yani. ama işte tabii ya nereden işte Fatih'e kadar belli. Candaroğullarından kız alıyor diyoruz. Karamanoğlu'nda bunlar Türk değil mi? Yani. Dulkadiroğlu. Bunlar Türk değil mi? Yani bunların her birisi Germiyanoğlu. Bunlar Türk değil mi? Yani Fatih'e kadar bunlarla evlilik ki Yavuz mesela Yavuz da Dulkadıroğlu Bey'in babası o zaman ikinci Bayezid kızıyla evlendiriyor. İkinci Bayezid de öyle. Yani Fatih de bu şey diyor ama daha bir iki padişah kanuniye kadar onlar şehzadeyken evlendiriliyorlar. Yani neredeyse bir iki yüz sene bu evlilikler devam etmiş. Ama Osmanlı sistemi çok güzel değiştirebiliyor. Hani Değişimi ayak uyduramamak diye bir şey vardır bazen değişimlere buna çok rahat uyduruyor. Burada artık ülke için iyi olmayacak noktalara geliyor. Yani aynı zihniyet devam ederse çünkü öteki bir beyin kızı yani ayrı bir beylik. Tabi benim beyliğime doğrudan bir müdahalesi yok. Öteki bir prenslik. Ben ondan toprak da istiyorum. Bana bir zararı yok ama faydası çok. Beride de faydası çok. Yani enişte gözüyle bakıyor, akrabalık yapıyor, yakın ilişki kurabiliyor. E i̇şte orada bir kızı var, o onu ona göre yönlendirebilir, değil mi? Yani bunların mutlaka pek çok faydaları olur çünkü senin içinden değil, devletin merkezine sızacak bir noktada değil dışarıda insanlar. Evet, evet. Buradan kalktığı zaman o zaman aynı şekilde evlilik tehlike meydana getirecekti. Burada bunu sağlıyor. Ya bunlar. Entrika bulamayınca kuduruyorlar yani tabiri caizse. Osmanlı'da gerçekten bulamazsın Mustafa Bey ya. ya böyle değişik e, Osmanlı'yı tenkit edebileceğin, kötüleyebileceğin, Öyle hani sızıntı meydana gelecek noktaları öyle kapatmışlar ki... Ne sana sıkıntı verebilir? Hani nereden bu odaya su girebilir? Bunu iyi düşünüyorlar ve onun tedbirini çok iyi alıyorlar... Mükemmel alıyorlar. Ona fırsat vermiyorlar. Disiplin müthiş. Yani şimdi mesela bazıları Enderun, iç oğlanı tabiri vardır Enderun'da. İç oğlanı deriz. Bu iç oğlan, oğlan ve iç oğlanı tabirinden adamlar yüzlerce hikaye uydurur. Evet. Yabancı böyle şeyler. Bizimkiler de onlardan alırlar. Hani gayri ahlaki evet, durumlar. Evet. E şimdi ben dersini anlatıyorum bunun ya. Talebiye dersini anlatıyorum Osmanlı'da eğitim ve bilim. En önemli noktalardan biri Osmanlı'ya idareci yetiştiren Enderun Mektebi. E burada 200-250 genç alınıyor. bunlar kaç yaşında artık? Bunlar artık 13-15 yaşında. Alınıyorlar bunlar saraya. Peki bu çocukların bakıyorsun büyük oda, küçük oda, içeride odalar var. Koğuş şeklinde. Her Dört beş, sekiz çocuğun arasında bir ak ağa, hadıma, ağa. bak cariyeler bölümünde... kara hadımlar dedik değil mi? Burada da ak hadım var. Hmm. Bu adamlar bir defa hadım. Bunlarla herhangi bir şey olması, evet, mümkün bak, değil, onları tabii. mümkün değil. İki, bunlar en seçme insanlar, en seçme çok ahlaklı insanlar ve bunlar her beş altı çocuğun arasında. Bir ak kadının yatağı var. Hmm. Şimdi sen nereden bahsediyorsun? Başlarında bekçi aslında. Başlarında yani. bekçi tabii. Disiplini sağlayan adam. Tabii. En küçük bir disiplinsizlikte cezaları var bunların ciddi. Ve çıkartılırlar, son şeyde atılırlar. Bu disiplinsizlik böyle bir şey değil. Kavga olur, aralarında niza olur, çekişmezlik olur, bilmem ne olur. Neticede genç çocuklar dışarı çıkıyor, güreş ediyor, dışarı çıkıyor, yarışlar yapıyor, şunu yapıyor, eğitim yapıyor, iş görüyorlar. İnsanların arasında olmaz mı şimdi askeriye de biz koğuş sistemi? Koğuşlarda söyler misin Mustafa Bey, sen de askeriye de yaptın, bir, bir tane subay yatar mı? Yok. Hepsi er değil mi Tabii. bak? Er baş. Bir tane yok. Ama kalabalık içerisinde insanlar bir ahlaksızlık duruma düşebilir yok. mi? Düşemez. İki kişi bir arada değil çünkü. Bak sistem. O sistemde kolay kolay orada bir ahlaksızlık asla olmaz. Osmanlı bunu da yapmıyor. Kalabalık içinde iki kişi ahlaksızlık yapsa diğeri söyler. Değil mi? Tabii. Yani bir şey olsa diğeri çıkar bir, bir de şey. biraz da birbirlerine sonuçta rakip ya. Evet. Yani orada bir çapraz kontrol de var aynı zamanda. Aynen. Çünkü hepsi bir devlet adamı olma, bir gün bir devlet adamı olma. Geleceği noktayı biliyor. Heh. Ee, kadar geliyor. eğitim görüyor aslında yani orada. Sadrazam yetiştir yetişiyor yani orada. Fakat buna dahi bak şey yapmıyor. Orada bir nöbetçi koyuyor. Evet. Bir aka. Orada yatıyor. Disiplin bir numara. Yani sarayın beş maddesini sayarım. Başarının beş maddesini. En önemli bir maddesi disiplindir. Şimdi başı açık geziyor adamlar sarayda değil mi? Hı hı. Sarayda birinci ceza nedir biliyor musun Mustafa Bey? Başından sarığını almaktır. Başlığını, takkesini almaktır. Allah Allah. Evet. O kadar ha, mühim yani. Bu kadar mühimdir. O bir çocuğu aşağılamaktır. Yakasının yırtılmasıdır. Bahçe kafasından dışarı çıkarmaktır. Ben talebeyi sınıftan çıkartırım. En verebileceğim ceza budur. Evet. Ya önce yerini değiştiririm. Şuraya, arkaya geç ya da... ...evladım dışarıya alayım seni. Niye? Bu bir sınıftan çocuğu çıkarmak ona verilebilecek bir şeydir. Evet. Yani Başka hiçbir şey veremezsin yani. Bunu yaparsın. E şimdi bak ilk ceza başından başlığını ya o o çocuğa verilebilecek aklı en ağır ceza olarak görüyor. Sen başı kabak orada gezdiriyorsun yani böyle. Hiç bilmiyor padişah. Başı kabak, başı açık geziyor. Fatih. Bunun şey mi zannediyorsunuz bunlar? Marifet mi zannediyor? Önce giydir ya giydir. Adam gibi giydir. Göster onu. Ne zannediyorsun? Saç mı tarıyor, bilmem ne mi yapıyor? Onu mu? Gösterişi. Başka şeyde kılık kıyafet en ince detayına kadar incelersiniz. Bir Hristiyan olsa en ince detayına kadar Tabii. gerçekten inceliyorlar. Osmanlı padişahı olunca ne oluyor? Garip bir evet. durum yani. Yani e, şimdi tabii biz padişahların evliliğini konuşuyorduk ama bu tarih yani bu laf lafa açıyor yani. Bir de Ahmet Hoca. Buraya hocam. Geldik, bak. <gülüyor> <gülüyor> Karşıda da Ahmet Hoca var. Bazen böyle geçiş yapıyor. <laughs> evet ama olsun hocam biz keyifle dinliyoruz. Zaman çok hızlı akıp geçip gidiyor hakikaten. Şimdi e, eşler nasıl seçiliyordu esasında? onu öğrenmiş e, olduk. Yani şimdi e, haber alıyor mesela Dul Kadıroğlu Bey'in kızı. Evet. Ya gönderiyor e, şey bunu haber alıyor. İşte ikinci Murat e, pa oğlu Fatih'i evlendirecek. Oraya saraydan insanları gönderiyor. Hı -hı. Bunlar kadınlar var tabii onların içerisinde haremden yaşlı başlı kadınlar seçmek üzere kızı görecekler. Ya Dul Osmanoğlu kız istemiş. Üç kızı var. Üçünü de gösteriyor. Seçin diyor. Hmm. Üçünü de seçin diyor, evet. gösteriyor. Bazen böyle de gerçekten şeyler olur. Hadiseler olur. Evet. İşte Osmanoğlu istemiş. Belki o birini hayır diyor. Üçünü de gösteriyor. Bunları tabii o beylikler teklif ederler, haber alırlar ama geçen şey de söylemiştim. Onların içerideki namretlerini ise valide sultan seçer. Hmm. Valide sultan yoksa Sarayın en yetkili cariyesi, en usta cariyesi, ustalar vardır. Onların en ustası onu seçer. Ya derler ilgilenir. ya çocukluğunu biliriz biz bunu evet, falan diye aynen. öyle bir evet, sistem yani aynen. hakikaten. Ee, onun hayatıyla ilgili her ana vakıflar Vakıf, yani biliyorlar. Uflar. Dolayısıyla kimin ne olacağını da iyi biliyorlar. iyi biliyorlar. Ona göre seçim yapıyorlar. Aslında çok sağlam tercihler yani evet, bakıldığında. Evet. Çok. Öyle şeye mahal yok yani. Yok. Hani e, sürprize diyelim artık öyle bir şeye mahal yok. Yaş olarak hocam yani evlilik yaşları genelde e, daha erken. Evlilik yaşları erken. erkendir. Şehzadeleri hep evlendiriyorlar mesela. Erken yaşta düğünlerini yapıyorlar. Bunlar tabi sancağa gittiğinde. E, diğer şeydeyken e, olmuyor. E, sarayda bulunurlarken... Ama sancağa çıktıklarında çocuklarını evlendiriyorlar. Evlilik işi önemli tabi sanayiden Mustafa Bey. Neticede bir kardeş katli meselesi var. Bir mücadele olacak. Hı hı. Mücadele olduğunda tek şehzade kalacak. Çocukları olmazsa onun bu defa büyük tehlike olur devlet için. Kendisinin öldüğünü, öldürülebileceğini bunlar savaşlara giriyorlar başlangıçta. Bütün padişahlar hepsi savaşlara giriyor. Yani kanuniye kadar... ...bu durum devam ediyor düşünün... ...1566... ...işte... E, ...1300'de 1299... ...1300... ...1566, 260 sene... ...padişahlar... ...bizzat ordunun başındalar, evet. savaştalar... E, ...bunlar girdiği zaman... ...kanuni 26 yaşında padişah... ...Mohass Savaşı... ...yani şimdi bakıyorsun... ...öldürülebilir bu... Tabii. Yani ...çocuğu olmazsa büyük tehlikedir... ...mesela Korkut'un çocuğu yok... E, mücadelede Yeniçeri korkudu tutmuyor. Hmm. Çocuğu olmadığı için. Çocuğu olmak önemli. O sebeple akıl 15 yaşına, 17 yaşına... ...geldiğinde şehzadeleri evlendirirler. Bir an önce. Anadolu'da da bu böyledir. Bizim o dönemlerde. Akıl bali, başını bağlamak hemen. Tabii. Çocuğun değil mi? Yani e, kız çocuklarında da bu öyle. 14 yaşında, 15 yaşında... ...evlendirilebilirler. Evlenirler. Yani... Aynı şeyi orada da görüyoruz. Bugünkü gibi bakılmıyor. İyi yetişiyorlar. Çok küçük yaştan yetişiyorlar. İşlerin içerisinde yetiştiriliyorlar. Yani bir kız çocuğu 14 yaşında bir evi çekip çekecek, çevirecek bir şeydi, kabiliyette yetişiyor. Bir erkek çocuğu bir evi geçindirebilecek, savaşa girecek. Savaşta ordu komutanı olarak vazife yapacak. E, Fatih 12 yaşında babası tahta çıkartıyor. Boru değil bu yani. 12 yaşında tahta çıkartıyor. Çelebi Mehmet 14 yaşında devletin birliğini sağlama mücadelesine atılıyor. Ankara Savaşı'na katılıyor. 14 yaşında. Şimdi nasıl yetişti bunlar? Şimdi 12 yaşında lazım. çöp atmaya gönderemiyorsun, götüremiyorsun. Ya yani, yani yeri ya. geliyor. Çocuğunun yanında tın 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 kadın okula gidiyor. Bir sitenin içinde. Evet. Sitenin içinde okula götürüyor. E şimdi düşün ben 8 yaşında 3 kilometre köyden kasabaya okula gidiyordum. Değil mi? 8 yaşında Mustafa Bey 7 yaşında çocuğum ve 3 kilometre yol. Daha orman geçiyorsun, mezarlık geçiyorsun, orman geçiyorsun, şehre gidiyorsun ve okula gidiyorum, gecede dönüyorum bazen derse. Ya hocam peyniri bile olgunlaştırma metodunu biliyoruz. İnsanı olgunlaştırma metodunu niye biz unuttuk? Ben anlamıyorum ki ya. Evet. Ya niye gerçekten bu gençler mesela 25 yaşında, 28 yaşında gençler görüyorum. Gram olgunluk yok çocukta. Evet. Hala oyunda, oynaşta Yani eğlence olsun. Takılıyoruz baba. Ne var işte yani. böyle. Devam. Akıyoruz. Ya iyi akıyorsun da nereye akıyorsun? Boşa akıyorsun yani hani. Ya yani. Böyle bir garip bir şey oldu şimdi. Ömrüm... Eskiden konuşunca de insanlar hayret ya. ediyorlar. Aa 12 yaş. Ya 12 yaş da çok erken değil mi? Ya, ya ömür kısa. Ömür kısa zaten ömür aynen. Kısa. Sen ömrün işte ortalama baktığında 68-70 evet. ortalama baktığında 35 yaşında evleniyor 33 yani. yaşında bugün 30-33 yaşına tabii, geldi tabii. Mustafa Bey yani evet. evlilikler şimdi sen işte 45 yaşına geleceğim 10 yaşında falan oğlun yani şimdi bunlara baktığın zaman gerçekten bir yerde hatalar yani, ediyoruz, çözemiyoruz tabii. bunu. Vücudun pili bitmese bile beynin pili yavaş yavaş tükeniyor Bitiyor hocam. Ya hani. Yani takat yetiremiyorsun, yani, dayanamıyorsun artık evlilikten bazı korkmaya şeylere. Başlıyor, evleniyor, çocuk yapmaktan korkmaya başlıyor. Bir çocuğu zar zor oluyor. Tabii. Allah göstermesin, başına bir felaket gelse 10 yaşındaki oğluna. Ya. Bu defada hayat ömür boyuzundan oluyor. Onun yasıyla, tasasıyla kendi de kısa bir vadede geçip evet. gidiyor. Yani... O yüzden e, o erken yani, yani evlilik, şimdi hayat, devletin bekası. Atılacak. Devletin zaten. bekası, milletin bekası. Yani neslin devamı, huzur. Bunlar önemli. Şimdi yaşın ortalamasının, dünya yaşının işte 65-70 olduğu bir şeyde sen 15-20 yaş bakıyorsun değil mi? Yani en şey dönemi burada evleneceksin. Tabii. Peki e, şehzadeleri konuştuk da e, aslında kızları, padişahların kızları mesela onların da bir evliliği tabii, var sonuçta. Tabii. Har onlar Haramledi peki onlar. nasıl evlendiriliyordu? Evet. Sonuçta padişah kız veriyor yani kız almak hadi neyse de kız vermek daha büyük bir sorumluluk gibi bir tabii, şey oluyor. Aynen yani. doğru. Kız vermek, aynen. padişahın kızı ya bu. Ya. O da aynı, o da iki yönlü ya. yine padişah'a kadar bir usul var. Fatih'ten sonra değişen bir usul var. Fatih'e kadar usul ne? Yine Anadolu beylerine vermek. Bak evet. burada Bizans şey ve Avrupa yok artık. Çünkü bir Müslüman kız kafir biriyle evlenemez. Evet. İslamiyette kafir biriyle evlenemez. Niyet ettiği anda dinden gider. Hı hı. Evlenmeye niyet ettiği anda gider Mustafa Bey. Çok kritik İnsanlar bunu pek bilmez. Neye göre söylüyoruz? İslam'a göre söylüyoruz. Evlenmeye niyet ettiği anda dinden çıkar. Hı hı. Şimdi böyle bir durum. Dolayısıyla onları Hristiyanlara vermeleri imkansız, mümkün değil. Kime veriyorlar onları da? Anadolu beylerine veriyorlar. Osmanlı gerçekten bu noktada çok güzel uyguluyor bunu. Onlar da kızlarını hatta en çok da Karamanlılara veriyorlar. Karamanlılar en çok ona düşmanlık ettiği halde evet. en çok Karamanlılara kız veriyorlar. Yine Dulkadır oğullarına veriyorlar. Candar oğullarına veriyorlar. Onlardan bazılarını damat ediniyorlar. Sonra o damatları mesela destekliyorlar saltanat kavgasında. Onların geçmesini istiyorlar. Niye? Kendi damadı kendine daha bağlı olur. Onunla daha rahat ilişki kurabilir. Daha Dünya rahat menfaat gibi. dünyası hocam yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii biz de olsak belki tabii ya bizim damat var ya. Yani orada 4, damat 4, 4, 4, var tabii, tabii damat varken başkası. Tabii yani. <laughs> Şimdi kızlar bu şekilde ama Anadolu beylikleri dediğim gibi bitti. Evet. O kaynak kurudu. Bu defa kızları Anadolu insanına verecek. Yani ileri gelenlerine verecek? Aynı az önce söylediğim gibi işte Şeyhülislam'ın oğluna verecek, ilim adamlarının oğullarına verecek, önemli kişilere verecek, etkili yetkili kimselere yine saraya ne gelecek? Akrabalar gelecek. Bak kesiyor bu yolu. Bu defa Enderun'da yetişmiş ve devletin önemli makamlarına çıkmış. Kim? Kaptanı Derya. Vezir, vizera bunlara veriyor. Yani üst düzey devlet adamları. Zaten devlet olmuş. Devlet yani. olmuş, üst düzey devlet adamlarına veriyor. Dolayısıyla burada bir dışarı kız verme şeyini, akraba kılma şeyini vermiyor. Ki bunların zaten büyük oranda bunlar kul kuldan gelenlerdir. Enderun'da yetişip. Evet yetişmiş olan. Çünkü Fatih'ten sonra daha çok onlar bu mevkideler. Onlar bu mevkideler. Onlara veriyor. Bunlarla verirken önemli bir ayrıntı da var mesela. Kızın boşanma hakkı. Hmm. Mustafa Var bin. mı öyle bir Var. Boşan. Mesela bizde genelde e, bu yoktur evliliklerde. İslam'da erkektedir. Boşama hakkı ona verilmiştir. Erkektedir. Kadının yoktur. Ama dinimizde şu var. Kadın bunu şart koşabilir şimdi onlara bir tüyo vermiş olmayalım yani, <laughs> Aa, hocam herkes her şeyin öyle farkında ki artık dini yani. nikah kıyılırken ben de e, boşama yetkimi alıyorum diyebilir isterse evet. ve istediği zaman o da dinen boşayabilir hani mahkeme hmm. bilmem ne ayrı bir konu da resmi şeyde bir de dinen boşanma evlilik şey biz işte resmi nikah kıyıyoruz dini nikah da kıyıyoruz yani evet. Dini nikah da. E, dinen insan boşadım dediği zaman onunla bir araya gelmiyor. Bu işin bir de haramı var yani. Zinaya düşer. Onunla gelmiyor. Resmiyette uzak olabilir. Sonra nice resmiyette evli olup resmiyette bir araya gelmeyen senelerce insanları da biz biliyoruz. Evet. Boşanmak boşanmamak ayrı konu ama bir araya gelmiyor. Ayrı yaşıyorlar her birisi. Öyle bir durum da söz konusu. Ama kadının böyle bir hakkı var mı? Var. Ve bunu kullanıyor padişahlar. Kızlarını verirken böyle veriyorlar. Hmm. Çünkü dinimiz erkeğe verdi. Niye? Çünkü kadın duygusaldır. Hemen boşama noktası yapabilir. Birden. Nikahta çocuk oyuncağı değil yani. Tabii. Nikah işinin çok öyle üç talak, beş talak, iki talak verdiğin zaman... ...farklı farklı uygulamaları var bunun. Çocuk oyuncağı değil Kadın sinirlenince hemen bunu verebilir. Onun için, onun belki bu duygusal yönü, başka şeyleri bizim bilemediğimiz hikmetleri dinimiz erkeğe vermiş. Osmanlı Hiç şakası bile yapılmayacak. Evet, hususlardan. Şey yani. Peki Osmanlı padişahları bunu koydular. E, nikahta her zaman kadına da verdiler bu yetkiyi. Sor bana Mustafa Bey. Kaçı bunu kullandı? Evet. Kaçı kullandı hocam? Değil mi? Bak şimdi evet. ya bir yetkisi var. Tabii. Bunlar dışarıda saraydan çıkıyor, onun evine taşınıyor, konağa taşınıyor. Şeyle birlikte devlet adamlarıyla bir sıkıntıları olur, kavgaları olabilir, bilmem ne olur. İşte az önce söylediğimiz şey o kadınların tarihi boyunca bir tanesi boşadı bunu kullanan. Hmm. Bir tanesi. Kim mi hocam? <laughs> Şaşırmayacaksın kim olduğunu söyleyince. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Babası Yavuz... <laughs> gibi. Yavuz <laughs> idi. <laughs> Yavuz gibi diyeceksin. Yavuz'un kızı evet. Yavuz gibi oluyor. Lütfi Paşa çok şey bir paşadır. Yani iyi paşalardandır yetişmiş. Kuvvetli bir paşadır. Onu dövmek gibi bir şeye kalkınca <laughs> soluğu alıveriyor evin dışında. Evet. <laughs> Kimi dövmeye kalkıyorsun hesabı. Evet. Yani Lütfi Paşa'nın bir talihsizliği vardı. Bak. Yavuz döneminde paşaydı <laughs> falan diye. Ama bu boşuma tabii kanuni döneminde evet. kardeşi evet. padişahdı. Evet. Onun döneminde ha, evet. Evet e, ilk bölümün sonuna gelmişiz. Bu arada ben şöyle bir bakıyorum. Maşallah bayağı fotoğraflar gelmiş e, hocam. O, mesajlar güzel. da var. Yine Mehter'i dinleyeceğiz yani, yani. İkinci, evet, bölümde ikinci bölümde Mehter'le. Bölümde. Tabii bu hafta gelen fotoğrafları biz haftaya ancak yayınlayabiliyoruz. Çünkü arkadaşlarımız bunları ha, onları topluyorlar. Onları yani da Biz evet. önceki hafta gelen fotoğraflardan tamam. değerlediğimiz şeyleri, görüntüleri, görüntüleri video olarak vereceğiz. E, ama kısa bir mola veriyoruz efendim. İnşallah... Dönüşte tekrar birlikte olacağız. Selamünaleyküm Yeniden birlikteyiz. İkinci bölümümüzdeyiz efendim. Tarih ve insan devam ediyor ee, ve sizlerden gelen tabii fotoğraflar da var. Bu bölümde de yine fotoğraflayıp e, henüz göndermediyseniz gönderip e, bizimle paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız bu fotoğraflardan biliyorsunuz bir video klip hazırlıyor. Haftaya da inşallah sizin gönderdiğiniz fotoğrafları burada izlemiş oluruz. E, Osmanlı'da harem hayatını konuşuyoruz. E, detayları... Ee, ...hocamızdan dinliyoruz tabii. E, bununla ilgili bu kitabı tekrar göstermek istiyorum. Geçen hafta da gösterdik. Biz ne kadar burada konuşursak konuşalım aslında üstün körü oluyor evet. hocam. Yani kitapta birebir o kadar evet. çok detaylıca hazırlanmış e, ki buna daha çok vakıf olursunuz. Yani Osmanlı döneminde harem e, nasıldı, valide sultanları e, tanımak adına da yine e, bu kitabı efendim... Ee, okuyabilirsiniz Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızın hazırlamış olduğu ve Timuç yayınlarından çıkan Valide Sultanlar ve Harem isimli kitabı Mesela Harem'de ustalar var Biz burada konuşabildik bir evet. konuşamadık yani, yani. Dâye Kalfa var işte evet. Dadılar var vesaire Bunlar ne iş yapıyorlardı gibi pek çok e, sorular çıkarılabilir buradan ama e, bu çok istendi bizden. Yani evet. önceki haftalarda ya konuşursanız seviniriz vesaire diye biz de o yüzden gündemimizi almıştık. Ama ne kadar konuşsak konuşalım e, tabii ki çok fazla detayına yani inemiyoruz. En önemlisi mesela yani. Mustafa Bey, en önemlisi e, Valide Sultanların yaptırdığı o muazzam eserler ve onların mesela vakfiyelerinde orada görevlilerin özellikleri. Evet. Ve o vakıflarında onların şahsiyetlerini ortaya koyacak düşünceleri müthiş bilgiler var yani evet, mesela onlarda. Evet. Allah razı olsun. <laughs> Amin. Hocam bu klipimizi izleyelim. izleyelim. İnşallah bu bölümümüzün başında sonra devam edeceğiz efendim. Buyursunlar. Maşallah, barekallah. Çok güzelsiniz hepiniz. Allah razı olsun. Yani çok güzel değil mi çok hocam? Çok güzel. Yani çok güzel Mustafa Bey. Televizyonun yanına o miniyi oturmuşlar. <laughs> Mesela o çok hoşuma gitti. Ya Benim bile oturup izlemeye, <laughs> <Evet. gülüyor> fotoğrafı çekip göndermem. Geçen e, hafta, e, tabii bunun duyurusunu çok geç yapmıştık. Bu hafta evet. biraz erken yaptık. Daha fazla fotoğraf geldi. Siz de efendim nereden bizi izliyorsanız, takip ediyorsanız... ...fotoğraflayıp gönderebilirsiniz... ...arkadaşlarımız bu şekilde klip oluşturacak... ...bunu bir kez daha hatırlatmış olalım... ...WhatsApp numaralarımıza... ...fotoğraflayıp gönderebilirsiniz... ...herhangi bir mesaj eklemenize de gerek yok... ...bunu hatırlatmış olalım... ...birkaç şöyle mesaja bakalım hocam... ...ondan sonra <laughs> Olur. geçelim diye... ...ben de bu... ...tabletten de okuyoruz Tabii bir yandan... ...tıklıyorum mesaja... ...kocaman bir pencere açılıyor... ...onu bir türlü çözemedim bu hafta... ...niyeyse öyle bir sıkıntı oluyor... O yüzden hızlı hızlı seri seri okuyayım diyorum ama evet. pek olmuyor. E, i̇sim soy isim yazarsanız da yine seviniriz efendim. E, Elmas Yılmaz e, hanımefendi yine göndermiş mesajını Allah razı olsun. Gerçek tarih, doğru ilim, doğru yorum, doğru hizmet e, demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz sağ olsun. E, şair Valide Sultanlar muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bezmalen valide sultan. Evet. Bezmalen valide sultanın mührü. Evet. Mührü. Ya. Evet. O güzel. mühürde o yazılıymış da. öyle. Hocamız yürüyen Kütüphane İslam'ın ve Osmanlı'nın gönül kültür elçisi demiş. Allah razı olsun. Ee, Ankara'dan Oğulcan, sizleri çok özledik hocam. Bir sorun var demiş. Ee, Siyasette yumuşama durumuna nasıl bakıyorsunuz demiş. Bak. Bunları öbür haftalarda konuşalım. Şimdi evet. buraya girdik miydi olacak? <laughs> doğru, doğru. Çıkamayız. Bunu ben bir blok program yapmak istiyorum <laughs> tamam. açıkçası yani. Tamam. Ee, biz bu hafta soru almayalım. Bu hafta daha çok böyle konumuz e, dışına çok taşmadan. Evet, not evet. alıyorum ama ben bunları yani. Ee, i̇kinci yorum da ha, bak bu güzel. Çünkü konumuz da evet. bütünleşik olduğu için. <laughs> <laughs> e, dizilere değinecektim ben de tam bu bölümde. Çünkü dizilerde Harem-i Hümayunu gerçekten çarpıttılar. Eee <laughs> aştılar diyelim. Yani evet. ecdadımıza yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz elbette. Mesela e, Oğulcan da diyor ki ikinci sorum şu yönde. Mustafa Hocam muhteşem yüzyıl Kösem'de izlediğimiz gibi Kösem Sultan uzun yıllar devletin tek hakimi miydi ve kendisine ait zümreleri Var mıydı? Dizide gördük bunları çünkü demiş. Muhteşem Yüzyıl'da Kösem Sultan'ın olmaması lazım. E bir de Yani Kösem Hürrem... Sultan için ayrı bir dizi yapılmıştı ya hocam onu diyor. He, onu. Ayrı bir e, evet. dizi olarak Tabii. işlenmişti. evet. Tamam. Şimdi Kösem Sultan'la ilgili o şeyler neredeyse önemli ölçüde tamamen yanlış. Bazı tarihi vakalar hariç hı hı. Kösem Sultan gerçekten çok kötü bir şekilde gösterildi. Ve gerek bizim kitaplarımızda, liseli kitaplarda yıllarca çok yanlış okutuldu. Çok yanlış bilinen açıkçası bir kadıncağızdır Mahpeyker Kösem Sultan. Çok önemli bir figürdür Mustafa Bey. Evet. Haremde, sarayda çok önemli bir figürdür. Ama son derece yanlış bilinen bir kişidir. Osmanlı haremi üzerinde çalışmaları olan Leslie Pierce vardı Amerikalı. O bana e, o zaman 4. Murat dizisi e, izleniyordu ve orada da Kösem Sultan işleniyordu. Ahmet Bey siz o kadıncağıza... yaptığınız iftiraları ödeyemezsiniz demişti. Bak o, o devreye çalışmıştı bilhassa Kösem Sultan üzerinde. Yani sizin gösterdiğiniz gibi bir kadın yok. Öyle bir şey yok. Ona yaptığınız iftiraları ödeyemezsiniz diye söylemişti. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi 4. Murat küçük yaşta 11 yaşta tahta çıkıyor. Sonra 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkıyor. Düşünün böyle bir dönemde naibe sultan sıfatıyla devleti idare ediyor bu kadın. Evet. Devleti idare ediyor naibe sultan. Yani burada yaptığı şeyler çok önemli. Mesela 4. Murad'ın Sultan İbrahim'i şehzade o zaman öldürtmemesiyle devletin devamını sağlıyor. Fevkalade önemli bir durum bu. Yani 4. Murad gibi celalli, kızgın bir padişahın elinden bir şehzadeyi alabilmek ve ona mani olmak gerçekten çok önemlidir. Bu noktada e, müthiş bir görev ifa ediyor. Osmanlı müthiş bir büyük bir kaosun içerisine sürüklenebilirdi. Sadece şu hareketi diyelim ki bütün şeyi sıkıntılı geçmiş olsa sözleri. Bazen bir insanın bir hareketi her şeyi siler atar Mustafa Bey. Evet. Her şeyi. Mesela askerin savaşta küçük bir başarısı barışta binlerce başarısının göl kapatır. Tamam, tabii. Değil? Veya hatasını kapatır. Barış'ta sen işte hatalar içeride bir şey yok sıkıntı yok ama savaşta küçük bir başarı çok önemli olur. Şimdi onun da devleti neredeyse şeyin eşiğinden aldı. Yoksa hanedan bitti. Ayaklar baş olurdu. Başlar ayak, ayaklar baş olurdu. Siz yeniden o devleti şey edinceye kadar kaça parçalanırdı? Kimler isyanlar ederdi? düşmanlar nasıl bir davranış içerisine girerdi. Neyi kurtarabilirdiniz, onu kurtarırken neler olurdu? Düşünmek bile istemiyorum ben yani. Bununla ilgili bir cilt kitap yazarsınız ne olabileceğine dair. Kadın buradan çıkarttı aldı. Mesela o öldüğü gün bütün İstanbul halkı ağlamıştır. Bir özelliği var. Niye? Onun iyiliğini görmeyen ee, ünlü tarihçilerimizden Naim'a bir tek İstanbullu neredeyse yoktur der bütün İstanbul onun ölümüne ağladı der Allah İyiliğini görmeyen insan yoktur der bu kadına böylesine cömert böylesine iyilik ve ihsan sahibi bir kadın yani e, esirleri kurtarması mı e, köleleri azat etmesi mi yetim kızları evlendirmesi mi? Yaptığı sayısız eserler mi? İşte o Ramazanlarda konuştuğumuz borçluların defterlerini ödetmesi mi? Mustafa Bey akıl almaz hizmetleri, akıl almaz cömertlikleri, ihsanları anlata anlata bitiremez kaynaklar. Böyle bir kadın. Fakat siz onu dizi yaparken sadece entrikacı, işte düzenbaz, bir kişi gibi gösteriyorsunuz. Evet devlet siyasetine girdi, alet oldu. Girmek zorundaydı. Girmek zorundaydı. Çünkü padişahın hakkını, hukukunu en iyi koruyabilecek kişi oydu. Evet en sonunda bir saray komposuna da gitti. Bir belki yanlış hatalı hareketleri de oldu. Bunlar normal. Çünkü padişah en etkin olmadığı için bunun da kadın olarak bir yere kadar gücü. Bir padişah gibi divana katılıp erkeklerle bir ara savaşa çıkıp bunları da yapmayı herhalde bekleyemiyoruz. Tabii. Böyle bir durumda yok. Her şeye hakim olma sadece padişahın hukukunu gözetme noktasında bunu yapabiliyor. Yani ben onun şimdi yapamayacaklarını mı isteyeyim? Olmayacak hususlarımı isteyeyim. Neyi isteyeyim? Ama yerine göre günde üç defa bir caminin hareketinden, akıbetinden... işte yapılacak işlerden haberdar olduğunu, soru sorduğunu görüyorum. Şu iş ne oldu? Şu iş niye takip edilmiyor? Bu iş niye bitmedi? Yani... meseleleri gündelik takip ettiğini... görüyoruz, şahit evet. oluyoruz. Bunlar ne arşivi biliyor, ne belgeleri biliyor, ne onu biliyor, ne kaynak okuyor. Bunlar oturuyor... kurgu yapıyor. E millet de o kurguyu tartışıyor. Vay gördün mü akşam öyle vırram böyle kösen böyle padişah öyle bunu konuşuyor. Çünkü niye? Önüne onları serdiler. Onları gösterdiler. Bunlar var mı yok mu diyen yok. Dün önceki gün akşam beni bir arkadaşım aradı. Hep böyle şeylere aman hocam çok vurma işte bu dizi kendisi de sevdiğim bir arkadaşım. Yani böyle ya işte bak güzel güzel bunlar savaşıyor, iyi sözler ediyor falan. Dün Fatih ile ilgili bir şeydi. Abi bunlar nereye götürüyor ya? <laughs> ne oldu? <laughs> ya, işte öyle götür, azar azar götürürler yani. Evet, evet yani. E, Tabi yani <laughs> ee, zehri adam sana e, böyle içilmeyecek kötü Şeyde bir şey vermiyorlar vermiyor değil mi? Ki en güzel içeceğin, en güzel yemeğin içinde altın kase sunuyorlar. <laughs> Evet. ki şekerle kaplısın. Yani, evet. Öyle yutturabilir anca çünkü. Artık e, uyanık olmak yani. lazım yani. Onu tattığın zaman artık geri dönüşü Heh, yok. Geri dönüşü yok. yok. Şimdi hocam dizilerle devam edelim çünkü e, baktığımız zaman bu zamana kadar yapılan dizilerin pek çoğunda hep harem e, hayatı esasında konu edindi yani. Diğer evet. hadiselere de yer verildi ama genelde işte. Haremde olan bitenler hakkında evet. çeşitli yorumlar yapılmaya çalışıldı. İşte kılık kıyafet mesela çok dikkat çekti. Oradan da çok eleştiri aldılar ama nasıldı kılık kıyafete, edebe, adaba, riayet? Yani işte bir cariye, valide sultan karşısında ne yapabilirdi? Sonra o kıyafetler her daim eleştirildi ama yani mesela cariyeler, Haremin içerisinde çok rahat e, bir şekilde mi e, davranış sergilerlerdi yoksa e, o disiplin yine burada da kendisini gösteriyor muydu? Gösteriyor muydu? Şimdi haremde kadınların davranışları hareketleri giyimleri hiç birisi gerçekle uyuşmuyor Mustafa Bey. Hiç birisi uyuşmuyor. Mesela harem için <laughs> bir okul mektep olarak düşünseniz ki bizim ciddi harem üzerinde çalışanların hepsi haremi bir kadınlar akademisi olarak tavsif hmm. eder. Burası bir kadınlar mektebi. Burası kadınlar akademisi der. Peki bu akademinin en önemli özelliği nedir? Ve o özelliğini okula verecek olsanız, ismi ne olur deseniz ahlak mektebidir. Hmm. Ahlak ve edep mektebidir. Bak çok önemli bu. Saray ahlakı saray edebi, saraylı ahlakı, saraylı edebi... hareme... neredeyse nokta nokta işlenmiştir. İşlenmiştir. Hani böyle... Hat, e, hak edenler bir taşı böyle nokta nokta... ondan bir eser çıkartırlar ya... sanki onu o şekilde işlemişlerdir. Sarayın en önemli özelliği nedir deseniz? Sessizliktir. Konuşmamaktır. Bu neyi gösteriyor? Herkes vazifesini mükemmel biliyor. Ne yapacağını biliyor. İşini biliyor gündelik işini. İşini bilen, işini yapan bir insanın konuşma şeyine gereği yok. İhtiyacı yok. Sarayda Kur'an-ı Kerim okurken, kitap okurken, ses duyarsınız, namaz kılınırken. Yani ses işitmezsiniz. Sanki gözler konuşur. Gözler hareket eder. Gözle anlaşırlar işini bilir. Ne istediğini bilir. Ne yapması lazım geldiğini bilir. Ses çıkmaz sarayda. Azdır. Çocuk belki ağlama sesleri duyulur bol bol duyuluyorsa. Yani ses duyulmaz. Konuşulmaz. Çünkü onca insanın bulunduğu bir yerde eğer böyle millet konuşuyor olsa Tabii. Ya kimse birbirini anlamaz. 300-400 cariyeden, cariyelerden, diğerlerinden, her birinden bahsediyoruz. Hani İstanbul'u kuş, şey, kuşatmaya gelen askerler yerleşirlerken Bizansların söylediği bir söz var. Sinek vızıldasa duyardınız. Kimsenin ağzından tek bir söz işitilmedi. Ama herkes mükemmelen yerleşti. Niye? İnsanlar biliyor Mustafa Bey yani. Biliyor. Nerede duracağını, ne yapacağını, ne işleyeceğini. Görevler öyle bir anlatılıyor ki konuşmasına ihtiyaç yok. Şimdi bu mesela biz bunu hiç görebiliyor muyuz? Asla görmüyoruz. Asla bunu bizim saraya girdiğinde o fısır fısır, fısır 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 dedikodu. Dedikodu yani onun ayağını onun o onun o onun dedikodu her şeyi. Ya ne konuşuyorsun sen? Bir evde birisi fısır fısır böyle kendi arasında konuşsa Hemen diğeri ne oluyor der değil mi? Tabii. Ne konuştum? Ne var? Ne oldu? Hemen bunu söylersin. Şimdi böyle bir durum. İki, sarayın bütün şeyini bozan erkek girişi haremde. Erkeğin gezmesi. Bak bunlar ben diyorum ki hep siyah adım ağları. Ama görevli erkekler de geziyor orada. Başka beyazlar diğerleri falan böyle. Dizide yani vezirler. geziyor gösteriliyor. Dizide öyle evet, gösteriliyor. Evet. E şimdi erkek girdiyse o zaman kadınların örtüsü niye öyle? Hani hiç erkeğin olmadığı yerde kadınların birbiri içerisinde haram olmadık yerleri var. Evet. Onlar normal gezebilirler. Ama erkeklerin bulunduğu bir yerde böyle gezerler mi haremde? Asla. O zaman aslına uygun gi giydireceksin. Bir erkeğin girdiği zaman. O zaman öyle giydirmen lazım. Bak yine diziler bize gerçeği vermiyor. Gerçek. Bir, olmayan insanı oraya sokuyor. Erkekleri. İki, onlar girdiği halde kadınları başları kolları yerine göre açık gezdettiriyor. Bu da yine yanlış oluyor. E üç, şimdi bu kadınların taşra çıktıklarını düşünelim. Türbe ziyaretlerine gittiklerini düşünelim. İşte gezilere gittiklerini düşünelim. Bunların bir kıyafetleri var. Sarayda eğlence bayram günlerini düşünelim. Kandil günlerini düşünelim. Düğünlerini düşünelim. Bunların bir kıyafetleri var. Giysileri var. Bir de iş esnasındaki günlük şeylerini düşünelim. Yani mutlaka bugün bir Türk evinde sokağa çıkarken bir elbise değiştirmesi yok mu Mustafa Bey? Tabii. Evdeki bir giysi ve kıyafeti var. Sokağa çıkarken bir giysi ve kıyafeti var. Buradaki insanlar da o elbiseleriyle mi iş yapıyorlar? Çamaşır yıkıyorlar. Yemek, temizlik yapıyorlar. Hasta bilmem ne. Yani herkesin bir kıyafeti var. Şu kıyafet ama onları bakıyorsun aman Allah'ım ya sanki Fransız kraliçesiyle görüşmeye gidiyor. <laughs> değil mi? İngiliz kraliçesiyle akşam buluşması yapacak. O ne biçim giysiler öyle? Ya. Harem'de o hep o şekilde böyle bir şey yok yani. Giysiler de olmuyor. Öyle bir giysi de yok. gündelik hayatta. Yani Şimdi, o tasarımın baştan aşağı tümden yanlış yani zaten Tabii öyle ki. Tabii kıyafet ki. Kıyafet tasarımı yani, yok yani. Orada ne giyimiyle ne konuşmasıyla, konuşmalarıyla, ne icraatlarıyla, işleriyle bir saraya ne dini yaşantısıyla. Hiç şöyle ya bunların namaz saatinde koşuşturup abdest alıp namaz sarayda mescit var. Mescit var. Onların namaza toplandıklarını gördük mü? Görüyorlar mı? Bilmiyorum. Yok, yok, yok o öyle bir haremde şey. Haremde cariyelerin mu? sabah erkenden Dışarıda ezanın sesinin duyulması, haremdeki şeyden okunması, o kadınların abdest alıp e, en güzel namaz kıyafetleriyle mescide dolmaları, namazlarını kılmaları, her namazdan sonra her birinin usta cariyelerin etrafında yer alıp kitaptan biraz okumaları. Ne okurlardı bunlar diyorlar mı? Yok. Saray bir ilim yuvası, ilim, mektep. Bunlar orada usta cariyelerin etrafında hangi derslere alırlardı? Hiç gösterdiler mi? Yok. Şöyle bir iki dakika bir bahis, özel bir bahis okunamaz mı? İki dakika. Kadınlar tarafına bir giriyorsun, on dakika. Bıkıyor millet. Yani. 10 dakika neredeyse entrika gösteriyor. Ya neler neler o öbürün ağzını bağlıyor işte odaya kapatıyor bilmem ne yapıyor falan bir sürü şeyler izle biz yani. izledik. E tabi şimdi onu gösterse böyle ahlaklı, edepli bir insan şunu yapar mı diyecek millet. Değil mi? Böyle ahlaklı ve edepli bir insan. Yok demeyecekler. Yani o şeyi başka noktada göster. Entrikayı başka dışarıda göster. Başka bir mesele de göster. Haremde daha farklı hareket ettir insanlar. Evet. Neticede orası yani. padişahın evi, yani. evi ya. Evi ya, evi, evet. evi. Padişah böyle yani sürekli geziyor mu haremin içerisinde? Haremin yani öyle... tarafına hiç gitmez padişah. Değil mi? Tabii hiç o tarafa gezmez. Yani cariyeler bölümüyle padişahın hiç işi olmaz. Padişah ancak akşam bak, yatmaya gelir kendi odasına. Yemeğini belli bir yerde yer. Dışarıda mabeyin tarafı var. Orada mesela son dönemlerde mabeyin dairesi var. Ondan önce Fatih'te, Yavuz'da, Haso'da da çalışma ofisi var. Sabah erkenden namazla birlikte o tarafa geçer. Yasıyla birlikte kendi tarafına geçer. Yani yasıyla kıldıktan sonra. Padişah'ın harem kısmıyla neredeyse hiçbir ilgisi yoktur. Evet kadınlarla. İşte bu denli sıkıcı olduğu için e, giyip giyinip kuşanıp sefere çıkıyorlar <gülüyor> sürekli. <gülüyor> Değil mi yani padişah? Kılıcı kuşanıp bu ne ya ne yapacağım haremde yani? Çünkü öyle birilerinin anlattığı gibi zevk düstefa yok yani haremde. <laughs> yok. Yani yani ne yapacak orada cariyelerin ortasında? Yani, Allah Allah. Ne yapacak? Yok işte cariyeler raks ediyorlar <laughs> efendim, ay bayılı veriyorlar padişahın <laughs> önünde filan. Hadi hop mendili tutturuyorlar falan. Yani bunlar e, tamamen e. uydurma değil mi tamamen hocam? Tamamen uydurma. Hiç bunların yeri yok yani. Evet. Yok. Mesajlarla devam edelim. E, Lale Gül FM'deki Tarihi İnsan programını çok seviyoruz demiş Ahmet Şimşir. E, Gil, e, hocamızı ve Mustafa Bala'yı kardeşimizi de çok seviyoruz diyorlar. Eee efendim. Yani tabii şeyle ilgili çok fazla başka gündemlerle ilgili sorular da var. Şener Sağar selamlarını göndermiş. Biz de selamlarımızı gönderelim. Efendim. Ee, mesela Melike Gökdemir İstanbul'dan yazmış. Ee, hocam diyor bir gazete makalesinde iki Ab 2 ikinci Abdülhamit'in kız kardeşi Cemile Sultan'ın kıskançlıktan dolayı bir cariyenin kellesini vurdurtup kocasına gönderdiği söyleniyor. Haremde hanım sultanlar böyle olaylar yaptı mı inanmak istemiyorum ama lütfen bilgilendirir misiniz demiş. Yani tabii nerede okuduğunu nerede aldığını da e, sorgulamak lazım. Evet. Yok böyle bir şeyler. Yani bu tip şeyler şimdi e, adam işte şehzadelerin boğdurulması var belli bir dönem Mustafa Bey. Hı hı. Şimdi sanki şair bir beyit yazar sabah akşam şeyden çığlıklar yükselir topkapı sarayından şiire göre topkapı sarayından çığlıklar yükselir oysa bir padişah tahta çıktığında bir gece bu olay hukuku buldu o padişah 20 sene tahta kaldı 20 sene içerisinde bu olayın olduğu gece bir gecedir hı hı. mesela bu da kardeş katli kanunla ilgili bir meseledir budur Peki, bunun dışında Yoktur bir şey. Bir kanuna e, şey yaparak. Oysa yok cariyelerin boynunun vurdurulması, yok işte denize atılması, yok. Bunların hepsi uydurma hikayelerdir. Evet. Hiçbirinin bir yeri. Ben şimdi şurada ediyorum. çalıştım yani. Uydurma hikayelerden başka hiçbir Yabancılar bile saraya giren, yabancılar bile bunu şey diyor. Hiç kimse bir kişi diyor dürbünle gözetliyormuş... İşte merak yaşta işte, e, haremi gözetleyecek, haremden bir şey e, söyleyecek beyoğlunda dürbünle başı kucağına düşüveriyor. O dürbünü ben de diyecektim. Göz <laughs> koruna çakarlar diye yani. Öyle yani, sen yani nereyi gözlüyorsun ya? Hiç Baş, başını Hocam, başını kucağına veriyorlar. Verirler. Yani ee, şunu yani şu soruyu sorun bak çok. Tarihçiyle bir araya geldim hani e, program yaptım bilirsiniz. E, evet siz, biliyorum. İlk kez ben e, böyle bir soruyu aslında size sormak istiyorum. E, bu evlat katli hadisesindeki usulü ya <laughs> keşke daha başka bir usul olsaydı diye yorumluyor musunuz? Sizin düşünceniz nedir mesela burada? Çünkü bu hep e, Osmanlı'ya... Hakaret etmek isteyenler, Osmanlı'ya saldırmak isteyenler hemen gelip bunları falan koyuyor ya önünüze... Evet. İşte evlatlarını katlediyorlardı, bir gecede şu kadar cenaze çıkmıştı falan filan diyorlar ya. Buna sizin bakış açınız ne? Yani bunları elbette e, devletin bekası için yaptılar. O olmasaydı Osmanlı diye bir şey 600 yıl boyunca ayakta kalamazdı belki de. Ama e, neden mesela bunu? sistemsel hale ne derler ona işte bir yani birinci Ahmet Han döneminde e, ya artık en büyük kimse evet. o geçsin şekline daha önce neden dönüştürülemedi Sizce mesela ya çok güzel yani çok doğru bunu düşünürsünüz ama tarih Mustafa Bey tarih e, kaybolmaz Olmaz. tarih su gibi devamlı akan bir şeydir ve ...birbirini bir öncesini, bir öncesi ki olaylarla anlayabilirsiniz. Yani mesela Abdülhamid Han'ın idaresini bir önceki hadiselerle anlamaya çalışırsınız. O öncesini bilmeden sizin Doğru. uygulamalarınızı anlayamazsınız. Ee, yanlış olur, çözemezsiniz. Daha öncesiyle bunu anlayabilirsiniz. Doğru. Şimdi Osmanlı'nın bu uygulamasını anlayabilmek için... Sizin Türklerin bin yıllık tarihi onları bunlara getirdi. Hı hı. Yani en üst noktasını buldu bunu. Ve bu noktaya ben baktığım zaman bu nokta Osmanlı'nın e, 3000 kilometreden 22 milyona çıkartan en önemli unsur oldu. En önemli unsur oldu. Osmanlı eğer o 1. Ahmet dönemindeki uygulamayı bu tarihte başlatsaydı asla devam etmezdi. Hmm. Asla devam etmezdi. Osmanlı'nın ben ömür biçeyim 200 sene sonra Osmanlı yoktu. Aynı önceki devletler gibi. Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid'de devlet parçalanırdı. Ondan sonrası ikiye üçe bölünür. Evet. Başka hepsi şeyden... cevval çünkü değil mi? Yani hani yok yani, büyüğüm bekleyeyim, hakkım değil falan filan Mustafa yani. Bey, ne içeride ya? tutsalar o kuvvette adamlar yetişmeyecek. Şimdi birinci Ahmet Han'da öldürmeyelim, büyük çıksın dediler. Ama şehzadeleri sarayda tuttular. Şehzadeler hakkıyla yetişti mi? Ya. Yetişmedi. Ha. Bak o dönemdeki şehzadeler gibi yetişmedi. O zaman arka arkaya 12 tane lider adam gelmezdi. 12 lider adam gelmezdi. Şimdi Osman Gazi'den bir saymaya başlıyorsun ikinci Selim ne kadar lider adamlar hepsi üçüncü Murada kadar. Damga vurmuş. Damga yani vurmuş adamlar ederim. hepsi. Bu sistem oradan kaynaklanıyor. Peki sarayda başladıktan sonra e ee, birinci Ahmet bakıyorsun dördüncü Murad lider bir adam İbrahim Han. O liderlik yok onda şimdi. Dördüncü Mehmet yok liderlik yok. Sonra bakıyorsun İkinci Mahmud bir lider adam. Abdülhamit lider adam. Son 16 padişahta 4 tane lider adam sayıyorsun. Oysa ilk 12 padişahın 12'si de lider adam. Evet. Müthiş bir işte bu sistem. Ama ben bunu sarayda tutmuş olsaydım iki son 16 padişahın 9'u darbeyle indirildi. 6'sı şehit edildi. Oysa ilk 15 padişahta bir tane yok kardeş katli var. Bir tane yok. Evet. Peki öteki sistemi kurdular. Darbeden geçilmiyor. Demek ki bunu baştan da yapsalardı yine darbeler tarihi olacaktı. Başka şekilde gelecekti. Şimdi bu ikisini ben karşılaştırdığımda birinci daha önemli diyorum. Birinciyi tutuyorum. İkinci sıkıntılı. Ama şunu da söylüyorum, artık Osmanlı'nın sancağa çıkışı sıkıntılıydı. Devlet çok büyüdü. Beş padişah sancağı güçlü. O büyük devleti de mücadele zor olur. Küçükken kolaydı. Büyük devlette de mücadele zor olur. Tabii. Şunu yapıyorlardı. En büyük şehzadeyi gönderiyorlardı. Diğerlerini tutuyorlardı. Belki bu devam edebilirdi. En büyük şehzade yine sancağa çıkabilirdi. Tek geliyordu, giriyordu. Fakat onlar da korku içinde geliyorlar Mustafa Bey. Büyük korku. Acaba ben gelmeden sarayda birini tahta çıkartırlar mı? Böyle de bir korku yaşıyorlar. Sonra Ahmet birinci Ahmet küçüktü, sancağa daha çıkmamıştı. Birinci şey darbeler başladı. Dördüncü Murat küçüktü, sancak yaşı yoktu, on bir yaş. Dördüncü Mehmet dört, ya, yedi yaşındaydı şartlar da biraz böyle üst üstüne geldi. Fakat sancağa çıkmayı tamamen terk ettiler. Belki şahsen düşündüğüm noktalardan birisi o son dönemlerde 2. Selim'den itibaren en büyük şehzadenin tahta çıkmasını kabul etmiş olsalar o şehzadeler daha iyi yetişerek ve devlet işlerine daha hakim olarak devam ettirebilirlerdi. Bu yöne bakabiliriz yani. Böyle. Evet. Yani devlette duyguya öyle çok fazla du yer duyguya yer yok, yok. yani duyguya girdiği ciddi. an o devlet bitmiştir evet. yani. Bir de devlet idaresinde vefa az olur yani. Bir de böyle e, şimdi ya biz bugünün aklıyla o dönemleri e, hakikaten He? yargılamaya çalışıyoruz. Bunun bir adı vardı. Anokranizm mi diyorlardı? Ne diyorlardı? Yani evet. bugünün e, içinde bulunduğumuz. Ya insanlar değişti, zaman değişti, şartlar değişti. O günkü gibi değildi. Yani hayata bakış bile. Ya orada mesela kimse garipsemiyordu evlat katlini belki o dönem, değil mi? Tabii tabii yani tabii. Yani hiç kimse yani, garipsemiyordu. Tabii. Eyvah vah. Keşke böyle olmasaydı falan. İşte e, belki e, işte kader diyorlardı. Acı kader falan diyorlardı öyle. belki de ne bileyim. Yani bu tarz şeylerle nitelendiriyorlardı ama ya böyle de olur mu ya? Bu da yapılır mı? Ya yani demiyordu kimse ya, yani. Hiç kimse demiyordu. Yani. Dolayısıyla işte devletin bekası, evet. e Bakın mesela Oğul'a üzülüyorlardı. Kanuni Mustafa'yı öldürttüğünde üzüldüler. Evet. Oğul meselesinde üzüntü büyük oluyordu. Fakat kardeş katlinde üzülmüyorlardı. Çünkü onun fitne olduğunu biliyorlardı. Cem Sultan bunu gösterdi. 13 evet. sene Osmanlı sefere çıkamadı. Ya. Şehzadeler arasında nice kanlar döküldü. Şah tehlikesi büyük bir tehlike olarak sonra baş gösterdi. Evet. Yani bunlar ciddi meselelerdi. Bunlar travma aslında travma. Osmanlı döneminde. bunları çıktı, görüyorlar. Abi. Ve Cem'in ölümüne ne kadar sevindiğini alimler yazıyorlar, söylüyorlar. Çünkü memleketi rahatlatıyor. Hı hı. Rahatlatıyor bu mühim. Ama mesela bir Mustafa'nın ölümü büyük üzüntü meydana getiriyor. ...öldürülmesi. Evet. kanunu de çok üzülüyor tabii değil mi? Kanuni yani. de üzülüyor. Evlat ya bu. Yani yani hani... ...bambaşka bir şey yani. Tabii. Yani böyle çok gaddarlıkmış gibi... ...nitelendiriyorlar ama... ...evlattan vazgeçmek evet. zorunda kalmak... Ya ...ne kadar büyük bir zorluk. De, de aynılar ya Mustafa yani. Bey. Mesela evet. e, Yavuz oturup... ...ağlıyor ya iki kardeşini öldürtünce. Nereden bu bizim... ...başımıza geldi diyor. Yani. Oturup ağlıyor... Onların ruhları için ne kadar sadakalar dağıttırıyor. Yani şimdi kardeş de az bir şey değil. Bunların çocuklukları var, dağılmaları var. Kendi aralarında kolay bir şey değil. Ama aynı diğer kardeşler de aynı şeyde. Ahmet'e diyorlar Memlüklere gidelim, İran'a gidelim. Ya diyor ötede Memlüklere, Çerkezlere sığınacağız. Biri de İran'a gideceğiz, Şiam olacağız. Ya. Yeah. Kardeşimin elinde boğulmak benim için en ehlidir Şeref diyor. Olarak, Şereftir olarak. Yani. Yani. Ya bu savaşı kazanırım diyor. Ya da kardeşimin elinde ölümü seçerim diyor. Bunlardan daha şeydir diyor. Ve savaş yolunu seçiyor mesela. Ya. Şimdi o da bunu yapsa o da öldürtecek. Çünkü o şeyde yetişiyorlar. Kardeş. Hepsi bunun kabulü. Heh. Ve vermekten. Bir de böyle sürpriz bir şey değil ki. bu. Bunu biliyor zaten değil. yani bütün şehzade yani. tabii. Yani böyle bir e, zamanın geleceğini biliyorlar Biliyor. belki çoğu. Yani çoğu değil biliyorlar Biliyor zaten ben. yani. Gerçek bu. Evet hocam Allah razı olsun. Ee, yani e, biz tabii Harem-i Hümayunu konuşuyorduk. Böyle de bir bahis açıldı. Ee, Allah razı olsun hocam da açıklık getirdi. Bu saat yani, bozuk değil değil mi arkadaşlar? Yani ya ne yani çabuk sohbet e, hızlı gidiyor yani. Bir izleyicimiz semaveri kurmuştu, çay bitinceye kadar. <laughs> evet, yani çay bitmeden program bitti neredeyse. Ne güzel ya. fotoğraftı öyle semaver <laughs> orada. Evet. Hocam çayı içerek rahat izliyoruz diyor. Allah razı olsun. O zaman mesajlara bakalım hocam şöyle hızlıca. İşte ise isimlerini dile getirmiş olalım. Hocamıza selamlar diyor Adem Altın Bey Allah razı olsun. Aleyküm. Hocam çok Selam. teşekkür ediyoruz. E, doğru tarihi kaynaklardan sağlam kaynaklardan öğreniyoruz sayenizde e, diyor ki Sultan 3. Murad'ın 130 tane çocuğu olduğunu okudum hocam doğru muydu Sultan 3. Murat'ın 130 çocuğu olduğu e, bir diğer soruda meşhur hep yani 2. Selim işte hamamda affedersin cariye kovalarken ayağa kaydı da kafası mermere e, çarptı da öyle şeklinde şeklinde bu iki soruya da hocam kapatırken hızlıca birer cümle bile belki bir kelime bile olur yani. <laughs> Şimdi yüz 100 çocuğu yüzden fazla çocuğu var. Bazıları 110 diyor, 120 diyor. Şimdi ha, bir maşallah. gün talebeler bana böyle sordular bunu. Ben de dedim ki gayri meşru mu dedin? Çocuklar. Gayri meşru çocuklar mı dedi. Değil dedim. tabii canım olur mu ya Hepsi zayıf. meşru çocuğu. Evet. Yani gayri meşru değil. 500 dolar bilir dedim yani olursa adamın. Peygamber Efendimiz de ben ümmetimin çokluğuyla övünürüm buyuruyor dedim. Evet. Yani e, çok olması Ya doğuda bir aşire dağısının var öyle çıkıyor bazen ya 30 -30 haberlerde yani. Çocuk oluyor değil He. mi? O Yani onun <laughs> 30 -30 neyine 30 -30. mesela hani Oysa neyine adamı, derken... <laughs> adamın bir çocuğu var o da gayrı meşru. Ha, bak şimdi yani. Bak şimdi adamın bir çocuğu var. Ha. O da gayrı meşru. Ondan hesap sorulacak. Evet. 130 çocuğu olandan değil. Bir çocuğu olandan hesap sorulacak. Bir çocuğu var gayrimeşru. Neleri görüyoruz şimdi? Çocuklar DNA ile baba arıyorlar. Tabii. Yani. Yeah. Şimdi bunu sor. Gayrimeşru mu? Meşru olmayan bir iş mi yaptı? 130 çocuğu varmış konuşuyor. Gayrimeşru mu diyeceksin? Yeah. Olur. 10 çocuğu olur. 15 çocuğu olur. Bir çocuğu olur. Bilemem. Ama gayrimeşru olması haremde kadın kovaladı. Ya Mustafa Bey bir yalan söyle beni inandır abi. Yani bazen yalanı öyle bir söylüyorlar ki insanların inanası gelmiyor. Ben şöyle derim ya eğer deselerdi ki cariyeler padişah kovalarken düştü kafayı vurdu inanırdım. Cariye <laughs> kaçar mı ya padişahdan? Yani. <laughs> Car cariyenin ikbali orada. Yani. Bak ikbali Padişah da onun hanımı olursa onun ikbali açılır. Doğru. Hemen odası değişir. Tabii. Geleceğin valide sultan olmayan namzet olur. Odaları etrafında 15 tane onun cariyesi olur. Onun hizmetkarı olur. Şimdi padişahtan kim kaçar? Ya bir yalan söyle de beni inandır. Sonra o bunlar hamamı hiç mi görmediler abi? Hamamı senin cimbomu stadyumu mu zannediyorlar? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ya hamam üç bölüm. Dinlenme, soğukluk, sıcaklık. Bu ikisi arasının her birisi ikişer metrekare. Kimi kovalıyorsun abi sen? <laughs> yani. Statta mısın ya? Kimi kovalıyorsun? Ya bunları yaz konuştular ya. Evet, maalesef. Bunları konuştular ya. Allah Allah. Evet. Hadi kovalayın bakayım diyordum bazen ama gezdirirken talebeleri. Hadi <gülüyor> <gülüyor> uygulamalı. Hadi bak uygulamalı şöyle koval <laughs> Güzel. Allah Allah. Nereye koşuyorsun ya? Ama şey çok güzeldi ya. Cariye niye kaçsın padişahtan ya? İkbali orada ya i̇kbali kadının. Orada. Yani, yani. Allah hayatı Allah. kurtulacak, evet, hayatı değişecek. değişecek. Niye ya kaçsın? Bir anda sınıf atlayacak. Emin Ne atlama bu? Ne sıçrama yani? Yani. <laughs> hocam Allah razı olsun Allah çok teşekkür ediyoruz olsun. sağ olun var olun ee, yine güzel bir tarih ve insan programını geride bıraktık okuyamadığımız çok e, mesaj var arkadaşlarımız fotoğrafları da toplayacaklar inşallah önümüzdeki hafta yine burada mülaki olabilirsek buluşabilirsek hocamızla sizin e, fotoğraflarınızdan oluşan klibi de hep beraber izleriz efendim yeniden buluşmak görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun selamun aleyküm Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler.